Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Şu anda Ayasofya'nın hemen önündeyiz. Belki bir önceki video, belki bir sonraki videoda Ayasofya'nın içinde gezdirmiştim size. Tam olarak bilmiyorum. Belki yayınladım bu videodan önce. Belki de bu videodan sonra yayınlanacak. O nedenle net konuşamıyorum. Buraya niçin geldim? Yani Ayasofya'yı gezdim, çıktım, bir daha buraya geldim. Sebebi bu arkadaşlar. MAN var, Mercedes var, Skoda var, Skoda var. Bu araçlar arkadaşlar İETT 50 yaşındaymış. Pardon, İETT 50 yaşında değil, İETT 150 yaşındaymış arkadaşlar. İnsanları bir dönem taşımış bu araçları sizlere göstermek istiyorum. Ne yazık ki şöyle bir durum var, içine giremiyorum. Sebebi kapılar kapalı. Aslında bir yerde de iyi ya. Yani böyle temiz bırakılmış, böyle düzenlenmiş araçların insanlar tarafından kirletilmesi diyelim. Kirletilmesi gerçekten güzel olmazdı. Kapıları kapalı ama ben elimden geldiğince içini de göstermeye çalışacağım. Gelin videoya geçelim. Yıllarca İstanbul halkına hizmet veren otobüsler burada sergi halinde. Yaklaşık 6 otobüs var diye düşünüyorum. Öyle saydım en azından uzaktan. Model, bu aracın modeli 55.00210. 10 adet, pardon, 50 adet alınmış. 29 yıl görev yapmış. Hizmete başlama tarihi 1951. 51 yılında Wuthering marka bir otobüs. Nereye sefer yaptığı yazmıyor bunun. Arkadaşlar bu şekilde. Bir de şoför kabinine bakmak istiyorum böyle. En azından ben de sizle beraber videodan görüyorum. Şoför kabini şu şekilde. İlk defa gördüm bunu. Yani büyük ihtimalle kapanmıştır. Otobüs iletimlerine son vermişlerdir. Bu da Wuthering marka aracın içi. Skoda'nın bir aracı var. Skoda otobüsü. RO 706-2. 200 adet araç alınmış bu araçtan. 21 yıl görev yapmış. 1956-1957 yıllarında. Ok Meydanı Beyazıt hakkında çalışmış. Şöyle bu yan tarafı arkadaşlar. Ya böyle şeylerin sergilenmesi, böyle şeylerin temiz kalması, elle tutulur olması gayet güzel. Skoda marka bir araç. Ve 56-57 yıllarında İstanbul Ok Meydanı'na seferler düzenliyor bu araç. İçinde ne maziler vardır? Hangi şoförler kullanmıştır? Kim bilir? Burada bir Levent marka araç var. Levent marka aracını ben şöyle içini göstereyim. İnsanlar önünde fotoğraf çekiyor. Rahatsız etmeyelim. Ön tarafına da geçeceğim. Arkadaşlar, Levent doğruymuş aslında. Levent markaymış, evet. 300 adet aranmış. 24 yıl çalışmış. 1968 yılında. İnsanlar arkadaşlar şu araçlarla taşınmış. Hemen yanında İstanbul tarihinde fazla eski olmayan bir araç. Bu araçta 34 müzeyli. Bu arada şu arkadaşlar, şu yandaki araç Topkapı Taksim arasında çalışmış. Bu aracın hemen şoför detayına bakalım. Şoför kabini şu şekilde arkadaşlar. 4 kapı. Yani 4 kapı derken ön taraf 4 kapı. Bu aracın markası da Karius. Karius demiş. 1149 adet alınmış. 23 yıl görev yapmış. Pardon, 23 yıl. Aynen, görev süresi. Yani 1990'dan 94'e kadar hizmete başlama süresiymiş. Yani 90'la 94 arası hizmete başlıyor. Toplamda 23 yıl hizmet veriyor bu araçta. Üsküdar, Beykoz, Orta Çeşme 30-15B. Arkadaşlar burada bir Mercedes var. Şu şekilde şoför kabini. Direksiyona baksana abi. Mükemmel ya. Bu araçta Taksim Emirgan arasında çalışmış. Mercedes marka O321HL demiş. 50 tane alınmış arkadaşlar. 22 yıl görev süresi. 1958'de başlamış. Taksim Emirgan. Şu
Mercedes marka aracın içi. Hala ilk günkü gibi. Çok iyi. Arkadaşlar bu da son aracımız. MAN marka. 34 BBY 42. Şöyle içi. İçine bir göz atalım. TL 200 650 adet. 29 yıl görev yapmış. 1983'te göreve başlamış. Çok enteresan. Böyle bir, bu arada Kabataş Karaköy arasında çalışmış. İnsanlara hizmet vermiş araçları. Bu zamana kadar tutup bu şekilde bir müze şeklinde kullanıp insanları etrafında toplamak gayet güzel. Birçok insanın burada anıları canlanıyordur. Zaten insanlar da fotoğraf çekiyor. Yani en azından şu araçta canlanır. 2014 yılı. Çok eski bir tarihi yok ama. Şöyle arka taraflarını da göstereyim arkadaşlar. Otobüslerin arkası da böyle. MAN'ın arkası. Çok yakın açı ama şu Mercedes'in arkası. Şu araç çok iyi ya. Arkadaşlar şu araç da eski değil aslında. Çok iyi. İnsanı kendinden alıyor. Bayağı bozuyor ya. Abi bayağı bozuyor. Evet arkadaşlar. Son aracı da görelim. Videoyu yavaş yavaş kapatalım. Bence gayet iyi. Şu da son aracımızın yanındaki araç. Şu araç da çok iyi. Çok hoşuma gitti. Çok iyi. Şöyle Ayasofya'nın önünde sevgileniyor arkadaşlar. Geçmişe yolculuk. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.